Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki gerileme ile yükselişe geçtiğini gördük. Geçtiğimiz hafta doların küresel bazda değer kazanımı hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam veri seti ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentilerine göre pozitif gelmesiyle hız kazanmıştı. Dün ise dolarda yaşanan kar satışları sonrasında perşembe günü yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan 10 saltın bu seviyenin üzerine çıkmayı başardı. Değerli metalde olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ana destek noktası 1820 dolar olurken yukarı yönlü hareketlerde sürebilir. Haftanın 3. işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1840 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ons altında yukarı yönlü hareketleri görmemiz durumunda sırasıyla 1840, 1848 ve 1855 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise sırasıyla 1835 1827 ve 1820 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında doların küresel bazda değer kazanımına bağlı olarak ons altın tarafında geçtiğimiz hafta genelinde satış baskılarının arttığını gördük. Geçtiğimiz perşembe günü yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın haftanın ilk iki işlem gününde bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlamayı başardı. Ons altındaki tepki yükselişlerine ek olarak kur tarafında da gelen alımlar ile yaşanılan yükselişler gram altında yukarı yönlü eğilimi sürdürürken veri takvimi açısından sakin olan ilk haftanın ilk işlem gününden sonrasında Bugün piyasalardaki haber akışlarını ve haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda 420 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 420 Türk Lirası seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 423, 427 ve 430 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 416, 413 ve 410 Türk Lirası seviyelerini dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise doların küresel bazda değer kazanmasına bağlı olarak satış baskısı yaşayan parite 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde tutulmaya çalıştı. Geçtiğimiz gün Eylül ayından beri devam eden yükseliş kanalı içerisinde hareket eden pound dolar paritesi geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklanan ekonomi verilerinin genel itibariyle piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle küresel dolar endeksi 91 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamıştı. Dün ise dolarda yaşanan geri çekilme ile dolar endeksi 91 seviyesinin altına gerilerken İngiltere'de pandemi kaynaklı sıkıntıların devam etmesine rağmen sterlindeki güçlü duruş pariteyi desteklemeyi sürdürüyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,38 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,38 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,3850, 1,3880 ve 1,3920 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3770 1,3720 ve 1,3650 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise doların küresel bazda değer kazanımını sürdürmesi ve dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerine kalıcılık sağlamasıyla paralel olarak yukarı yönlü hareketlerin sürdüren parite yaklaşık 1 yıldan beri devam eden düşüş trendini kırmayı başarmıştı. Dün dolar endeksinde yaşanılan geri çekilmeye paralel olarak sert geri çekilen parite 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 104,50 seviyesinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Veri takvimi açısından sakin olan haftanın ilk iki işlem günü sonrası bugün paritede yukarı yönlü tepki alımlarının görülebileceği gibi piyasalardaki oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 104,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 104,50 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 105,20, 105,70 ve 106,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 104 seviyesi, 103,50 ve 103,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say